Saygı Bey de Deniz Bey de çok iyi biliyor. Ben yıllardır seçimleri yönetmiş, seçimlerde görev almış bir insanım. Daha önce de kaygılarımı altı siyasi partinin liderleriyle de paylaştım. Çünkü günün sonunda bizim karşı rakiplerimizin ne yapacağını, hangi oyunlar içinde olacağını çok iyi biliyoruz. Bu yeni değil. İşte 4-5 seçimden itibaren işte kedilerin trafoya girdiği, mühürsüz oyların geçerli sayıldığı, devletin kurumlarının hangi davranışlar içinde olduğunu, bunların hepsini biliyorduk. Aslında bir öz eleştiri de yapmak zorundayız. Yani sadece çalışmak yetmiyor. Aynı zamanda Stalin'in çok güzel bir lafı var. Siz oy kullanana değil, oy sayana bakın. Oy sayma konusunda bir sıkıntıların, sorunların olduğunu bugün belgeleri de aldım, gördüm. İnşallah ikinci turda bunun hiçbirine izin vermeyeceğiz. Türkiye coğrafyasındaki 191.720 sandığın tamamına hakim olabilecek bir asil, bir yedek ve her vatandaşımızın reyinin güvencesi olabilecek bir sistemi oturtmak zorundayız. Oy deyince yani oylarla ilgili böyle bir kaygılar var galiba. Yüksek Seçim Kurulu'nda da bu yönde bir takım itirazlar var. Farklı yerlere yazılmış başka bir partinin oyları, başka bir partinin dosyasına veya sırasına geçilmiş. Bunlar var. Bir de çok ilgimizi çeken bir durum. CHP'de birdenbire böyle bir değişiklik bu seçim merkezinin başında ki adı Güzel Bey'in ayrılması hakikaten o da bir ilginç bir durum. Ne oldu sizce? Siz bu işlerin içerisindesiniz, bilirsiniz. Ben tabii bu parti içi iş tartışmaya çok girmek istemiyorum ama bir eksikliklerin, bir kusurların olduğunu biliyorum, görüyorum. Çünkü daha önce de parti yöneticilerinin çoğuna tek tek telefonla konuştum. Saygı Bey, önce bir kendimi ifade etmek istiyorum. Ben 83 yılından itibaren işte müşahitlik, mücahitlik, sandık başkanı, seçim yönetmiş ve bugün de Türkiye adına dünyanın çeşitli ülkelerinde seçimleri izleyen, gözleyen bir insanım. Herhalde kendime göre bu meseleyle ilgili bir uzmanlık alanım olduğunu düşünüyorum. Bütün bu çabalarıma rağmen ben kendimi ifade edemedim. Büyük olasılıkla eksiklik benden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü olabileceklerin tamamını kayıt altına aldım. Neyin olabileceğini. Bir, karşı taraftaki rakipleri biliyorum. Hangi refleksleri, neleri yapabileceğini biliyorum. İki, hangi önlemleri almamız gerektiğiyle ilgili. Bin kere, bir milyon kere hatta ekranlarda, televizyonlarda anlattım. Anlattığımda da çok bana kızanlar oldu. Buna gazeteci dostlarımız da hatta sinirlendi. Ya şimdi zamanı mı? Evet, şimdi zamanı işte. Bunları bilmemiz lazım. Çünkü şöyle, şimdi çokça arkadaşlarımızın çabaları var bu konuda hiç. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını yemek istemiyorum. Gerek avukatların, baroların, sivil toplum örgütlerin, oy ve ötesi çokça sivil toplum örgütleri, aklınıza gelebilecek gönüllü gruplar. Ama takdir edersiniz ki bunlar başka bir şeydir. Bunlar zenginleştirir. Ama siz 191.720 sandıkta ıslak imzalı tutanak getirirseniz, onların Anadolu Ajansı, haberleri, YSK'sının ne yapıp yapmadığının önemi yok. Bizim yapmamız gereken, birinci turda ne yazık ki burada bir eksikliklerin olduğunu görüyorum. Maalesef öyle oldu. İkinci turda asla buna izin vermeyecek bir organizasyon yapılacak ve ikinci turla ilgili de insanlarımız, seçmenlerimiz bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçimlere de baktığımızda önce insanlar kalbiyle oy kullanırlar. Yani birinci turlarda hep böyle olmuştur birçok ülkelere de baktığımızda. İkinci turda çok değişmiştir. Daha çok insanlar aklıyla, zekasıyla oy kullanmaya başlıyor. Çünkü bugün gerçekten büyük bir ekonomik sefaletle karşı karşıyayız. Şimdi ben Cemal Bey'i çok seviyorum. Yani onun tezlerini çürütmek için bunları söylemiyorum.
baştan itibaren Sözcü Gazetesi'ne ta 15 ay önce Saygı abi sizinle konuşmuştum ben. Seçmenimizin %20'si maalesef mevcut siyasi partilerin hiçbirisini beğenmiyor. Yani bunu partilerin bir tamamının bir sosyolojik çalışma yapması lazım. Sorun seçmende değil. Siz bu işin en kolay tarafı seçmene eksiklik ya da seçmene fatura çıkarmak. Siyasi partiler seçimden seçime sahaya çıkıyorsa bu büyük bir eksikliktir. Siz bu iletişimini seçimler gelmeden önce kullanmalısınız. Korumalısınız, bu ilişkileri, duygusal ilişkileri mutlaka temasa geçmelisiniz.